Koçeristan'ın tek ve ilk televizyon kanalı olan Koçero TV'den bütün koçerlere iyi akşamlar. Hun heratın televizyona Koçero, sersera, serçava, şeva ve herbe, huda jüve razibe. Sevgili seyirciler, değerli koçerler, bu akşamki analiz programımızda çok farklı ve çok özel bir konu işleyeceğiz. Koçero TV ihbar hattına bu konuyla çok şikayet geldi. O yüzden bu konuyu analiz yapma ihtiyacı hissettik. Köyden kentlere göçün temel sebepleri nelerdir? 1927 yılında köyde yaşayan nüfus sayısı %75 iken 2020 yılında bu sayı %7'ye kadar inmiş. Bütün yapılan araştırmalar, araştırmacılar, sosyologların yaptığı bütün analizlerde köyden kente maddi imkansızlıklar yüzünden göç olmuyor. Bu göçün başka sebepleri de var. Temel sebeplerinden biri son yıllarda evlenecek olan kızların erkek tarafına evlenme şartı olarak kente gitmeyi, kente taşınmayı öne sürüyor. Yani diyor, özetle bu kızım ama eğer bu İstanbul'u özetle bu kızım. Tümün ne bir İstanbul'u etene kaldım. Sen beni İstanbul'a götürürsen ben seninle evlenirim. Sen beni İstanbul'a götürmezsen ben seninle evlenmem. Kattayız hazdı kırım. Hani sen beni seviyordun? Katta suabıdın beni. Hani sen benim için ölüyordun? Şimdi bunun temel sebeplerine ve biraz aşağılara inmemiz gerekiyor. Sevgili koçerler, değerli seyirciler, ben 5 yıldır köyde yaşıyorum. 35 yıl kentte, büyük metropollerde yaşamış, son 5 yılını köyde yaşayan biri olarak çok arkadaşlarımdan ben evet tenkit aldım. Ya sen bırakmışsın buraları, güzellikleri, şehri, gitmişsin köyde, dağın başında, derenin dibinde yaşıyorsun falan filan. Gerisi yalan. Benim onlara verdiğim en etkili cevap, arkadaşım, benim cebimde param varsa dağın başı bana İstiklal Caddesi'dir. Benim cebimde param yoksa İstiklal Caddesi benim için dağ başıdır. İşte hakeza İstiklal Caddesi'ni gördünüz, bombalar patlıyor. Gazcısı, yan kesicisi, üç çağcısı, kapkaççısı, ipnesi dolu. İstiklal Caddesi'nde ne var ya? Evet, konuyu dağıtmayalım. Şimdi bunda hemfikir miyiz? Eğer kazancım yerindeyse, namusumla, şerefimle, onurumla iş yapıyorsam, katma değer yaratıyorsam, dağın başı benim için İstiklal Caddesi'dir. Evet, şu an bu programı ben bir dağın başında, özür dilerim, dağın başında yapıyorum. Bak, ben bir sosyoloğum, bir çiftçiyim, üreticiyim, kuzu doğurtuyorum, aynı zamanda bir televizyon programı yapıyorum, dert dinliyorum. Metropolde yaşayan ailemi de buradan evet selamlıyorum. Onları da özlediğimi belirtiyorum. Eşim Sevgi, oğlum Mehmet Can'ı ve kızım Hazan'ı, anne baba, kardeş, bacı, hepsini, bütün komşularımı da özlediğimi belirtiyorum. Konuyu dağıtmayalım. Sevgili seyirciler, İstanbul'da oturup da deniz görmeyen insanlar var. Şimdi ben bu konuyu niye analiz konusu yaptım? Onu belirteyim. Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Şeki köyü var. Eski adı Şeki, yeni adı Kuytuca.
baba dostlarımızın, dede dostlarımızın, halamın, akrabalarımın, hala çocuklarımın bol olduğu, şerefli, namuslu, onurlu insanların çok olduğu bir köyümüz. Burada bütün Şeki Kuytuca köyünde yaşayan bütün kardeşlerimi, gurbette yaşayan Şekili kardeşlerimi, abilerimi, babalarımı, anne bacılarımı buradan Koçero TV genel yayın yönetmeni olarak selamlıyorum. Şeki köyünden Koçero TV ihbar hattına çok mesaj geldi. Yaklaşık 30-40 tane mesaj gençler tarafından. Abi biz 35, 38, 30, 33 yaşlarına gelmiş delikanlılarız, evlenemiyoruz. Bunun sebeplerinden biri de bizi seven kızların, bizimle evlenecek olan kızların öne sürdüğü şartlar. Ya seven insan şart sürer mi? Ben bunu da anlamadım. Nedir bu şartlar? Sen benimle evlendiğin zaman beni İstanbul'a götüreceksin. Türkiye mi bir İstanbul'u? Benimle evlendiğin zaman anne babadan ayrılacaksın. Dekke ez kastım, dedik ki de baba ko ceydi, de baba ko beydi. Ez kastı hazır ne kaldım. İşte sen benimle evlendiğin zaman sen bana daire yapacaksın, daire alacaksın, şehirde daire alacaksın. Dedik ki kedi dışarı kim bırakmıştını. Zerziva, gahar gustira, bazına, ya 10 tane bilezik, küpesiymiş, gerdanlığıymış, bilmiyorum saatiymiş. Saate bakmayı bilmeyen kız saat istiyor. Altının, emtianın kıymetini bilmeyen, altının kaç lira, gramının kaç lira olduğunu bilmeyenler bana diyor ki 10 tane burma bilez, Erzurum burması alacağız. E tamam. Ben de yani genç olsam şimdi, sevdiğim kız bana işte dedikçe jimre gahara gustira bazına nizam zerziva bistini aha aha nir kilo kilo gibi mi ezeci abi değil mi ezebi vela tuşu her dekere kantere terazi hala bunlarım tuçen kilo hünaretten çiye senin hünerin nedir sen beni sevdiğini söylüyorsun ama benden önce altını seviyorsun. Atalar ne demiş? Ateşin karşısında bozulmayan altın, altının karşısında bozulmayan kadın, kadının karşısında bozulmayan erkek asildir, safkandır. Sevgili koçerler, bu dert büyüktür. Bir sosyal yaradır. Hani atalar demiş ya, fakirin kızını almak kolaydır, doyurması zordur, zenginin kızını almak zordur, doyurmak kolaydır. Evet, sen beni alacaksın, ben seni alacağım ama beni İstanbul'a götüreceksin. İstanbul'da ne var? İstanbul içe. Hene bir kıza bala, hene bu buka bala, hene bu işine bala, tutuyum her bir bu İstanbul'u. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz sesim gür çıkıyor ama bu sebep son yıllarda köyden kente göçü hızlandıran ve nüfus değişikliğinin dengelerini bozan en büyük etkenlerden biridir. İstanbul'da ne var? Bol bol kirli hava var. Ne var? Kira var. Ne var? Kapkaççı var. Ne var? Hırsız var. Ne var? Elektrik faturası bol geliyor. Ne var? Doğal gaz var. Ya Kerme bak köyde Türkçe söylüyorum. Özellikle belki Türkçeyi anlamayan kızlar varsa o gençlere zorluklar çıkaran böyle anormal ve astronomik isteklerde bulunan bacılarımıza, kızlarımıza Türkçe anlamada sıkıntıları varsa Türkçe diyeyim. Lugun kerme bepere. Eğer kebani
eğer bermali basma hırşine bıbırı bıkekkalak kerme bepere. Eğer kebali tehlike bedoşa şir bepere. Dorak bepere, pender bepere, runezer bepere. Eğer kebali, eğer bermali, eğer kıza malayı, buka malayı, jına malayı, mirişke, toreke, hek bepere, kaze toreke, goşt bepere, av bepere, kıratı ne? Dedi ki, bana hindi bir İstanbul'u, hey hala destek de, ne çiye, bana dedi ki, bu kere fabrika ki, böyle kola, duruya bana ne bini? Dike şev herre ruh bir ruh herre şev. Ne kari kiri kirayı ödeyemiyorsun. Doğal gaz faturası 1000 liranın üstünde geliyor. İstanbul'da oturup da deniz görmeyeceksin, plaja gitmeyeceksin, sinemaya gitmeyeceksin, tiyatroya gitmeyeceksin, sahilde yürümeyeceksin. Bir pazar günü balık yemeye gitmeyeceksin. Niye gidiyorsun İstanbul'a? Bakın, İstanbul'da bu sosyal aktivitelerde bulunmak bir kere bir temel gerektirir. Yani bir tiyatroya gitmek için bir kültür temelinin olması gerekiyor. Sinemaya hangi vizyonda hangi film var? Ben hangi filme gideyim? İzlediğim filmden ne anlıyorum, bana ne katıyor diyebilmen için önce bir kültür altyapısının olması gerekiyor. Sen kocanı götürüp hadi o aşkından öldüğün esvat edilirim dediğin adamı götüreceksin, İstanbul'da köle yapacaksın. 24 saat mesai. Bu kadar tane Riya Mergozat'tık. Emmert'ı mı? Merhat, Vestiyaya, Beykaya, Hup, Kat, Raker. Sereme'ye hat, Peret'ı mı? Kaya Kedid ve Kreka. Doğal gaz faturası geldi, nah böyle. 1000 lira. Elektrik faturası geldi, 1000 lira. Su faturası geldi İstanbul, bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi %41 suya zam yaptı. Dar İstanbul. Çehe İstanbul'u. Dız he, kav he, ibne he, kapkaşçı he. Emher'in Taksim'i. Emher'in İstiklal Caddesi. Dedi İstiklal Caddesi. Bumbe Terkiya Çenmerimir. Le otobüs asya, peret eti ne kadar tavsiye misin? Le tavsiye asya bir, tavsiye şuku riyakın de, reviye harına de. Dike le otobüs asya bir, otobüs ada çeyiz abi, bina balye giye, meri ahad ve istif. Bak açık kadar dedim, kuna var, leher dikeri. Aba mir, aba jin. Hemen nastakın aha behevre et. Pışta var, kuna var evde. 2 saat daha, 3 saat daha. Dur kalk. Otobüslerde senin daha evinin kınası gitmemişken bir başkasının sana sürtünmesini ne yapıyorsun? 3 saat o işkenceyi çekiyorsun. Köyde, köyün neyi şehirden eksik? Buzdolabı he, televizyon he, radyo he, süpürge he. Ne eksik? Köy ne eksik? Heri kuşkamın, heri kızamın, heri kizmetamın, heri kızapamın, humvan horta, çöre dikin stresi. İstanbul etti şıktı ne? Ankara etti şıktı ne? Ama beri bu. Gence sali beri bu. Nalugunda da her dışta
Köyde her şey var. Ha, kadınsın, hünerlisin. İneğini sal, yağını yap, tavuğunu besle, yumurtanı al. Koyunu besle, doğurt, kuzuyu al. İneği sal, organik sütünü iç, sağlıklı nesiller yetiştir. İstanbul'da ne var? Hatta Livro Rake. Bir de işin şimdi farklı bir boyutu var. Şimdi senin kocan para yetiremiyor. Ne olacak? Sen de çalışacaksın. Öyle bedava yok. Yani gelip öğleye kadar yatma yok. Tücidik gibi halki. Rav. Bence sebeydedik ki Rav. Hatta Risarhu Kıcıhu Çakihu Huki bu eşeş. Diki revi revi her şeş divada durağa servisi. Servisin durağına 6:30'da gitmek zorundasın. Koşa koşa. Kibirçi. Aç bilaç. Diki saat hat nivade le fabriki. Vardiya amiri he. İşletme şefi he. Fabrika müdürü he. Genel müdür he. Kaya fabrike he. Mere kavet he. Mere yobaz he. Sapık he. Lütfen yan yandı merin da. Hala deste denne çiye. Meri kaha lütfen demirin. Mere de likeriye. De likeri. İstanbul'e çiye kuş kalmı. İstanbul'e kat dış tıdı. Bak. Şimdi Kuytuca köyünün gençlerinin İstekleri doğrultusunda ben bu programı yapıyorum ki bu bir sosyal yaradır. Bu bütün bilim adamlarının, sosyologların inceleme tez yaptıkları doçentlerin tez konusudur. Köyden kente göçün sebeplerinden biri de evet son yıllarda değişen evlenme jargonlarının, evlenme mantalitesinin değişmesinden dolayı kızların sarf ettiği geliştirdikleri bu argümanlardan dolayı evet gençler 30 yaşına 35 yaşına gelmiş 40 yaşına gelmiş sade Şeki köyü için konuşmuyorum. Bu civar köylerde Koyunlu Gundik köyü benim köyüm Küçük Altınbulak bu Kara Tavuk Esenyayla Balçeşme Lelevargını Şurlu işte Çardaklı Demir Kapı bütün Gölen'in köylerinde bir sosyal yaradır. Efendim neymiş? Köyde iş bitmiyor. Lugun şugul kellaz ne olur? Şehirde mi iş bitiyor? Yani şehirde iş yok mu? Ya şehirde kim size ne masal anlatıyorsa hepsi boş, yalan. Sen şimdi tarlada çalışırken diğer lusa le telefonu bineri yek dere sinemi nizam şıkkın abiti. Dilettenci harabdu be. Ama mereka şıkkılcı sinemi abitiye tuji şıkkıla zeviye lusa babi dilevici dikele ura harab. Kişi insanoğlu zıttıyla vardır, zıttıyla kayındır. Köydeki kente özenir, kentteki köye özenir. Nice İstanbul'a göçüp gidenler fırsatı olsa, imkanı olsa ah, ah dövü, ez bıra ve nevali deme, nevala, pıstano deme, bıra çap kimici korve. Şu günde mi çemberi götüye ez hazırlar nevala goma osmin deme, ez nizamlı kuze marabım, Ez nizam var et çilovum, ez dele hem bu bırak çap kimişi kur. Şimdi Şeki Kuytuca köyünün sınırlarında yerel isimleri bilmiyorum ama bir tek ağzım, aklımda kalan Nevala Pıstano var. Şimdi Esenyurt Kıraş'ta Kuytuca köyünün derneği var. Burada dernek başkanına ve üyelerine Koçero TV'den saygılar selamlar sunuyorum. Şimdi bir anket yapılsa imkanı olanlar koşa koşa geri gelecekler. Ben buna adım gibi eminim.
Şimdi buradaki kızlarımıza, buradaki bacılarımıza, evlenme çağına gelmiş genç kızlarımıza bir abi olarak, bir baba olarak şu öğüdü, şu nasihatı vermek isterim. Aslında benim huyum, haysiyetim değil. Kimseye nasihat verecek kapasitede de değilim. O ilim, irfana da sahip değilim. Ama yol gösterici olması babında, eğer sevdiğiniz biri varsa o neredeyse siz onun yanında olun, ancak böyle mutlu olursunuz. Senin isteyeceğin genç delikanlı eğer köyde bir evi, tarlası, çayırı, ineği, celika uya, golka uya, çayır zevya uya he, hermana uya he, gaye uya he, vırguna uya he, bıkaze, lıkundrune, bıve kebani, bıve bermali, celika bıdoşe, ve lora fırı, hoh, bıra meyvanet tecrübe, bıve ke, rahmet diyatı, Türkiye'de İstanbul'un baftında, aptında, kaltında, mertinde, li İstanbul'u, li Ankara'yı, li Bursa'yı, ki çüye hevde nabinin. Merdere, jinte, jindere, mert. Li berderi ser eşi ki, ama de jine tu çiz ki, valla de derenci kettim, ama de beno tu çiz ki, valla de pırvestiyom. Valla, billa, aha ya, eşik üzerinde karı koca karşılaşıyor. Koca geliyor, karı gidiyor. Hanım ne yapıyorsun? Ya diyor, hiç konuşmaya vaktim yok, servise geç kaldım. Kadın soruyor, sen ne yaptın? Ya diyor, hiç sorma diyor, çok yorgunum, hemen yatacağım. Şimdi bu böyle oldu mu? 24 saat çalışma var şehirde. İstanbul'u biz 4 saate bıkaldık. Evet, beni bu analiz programını yapmaya sebep olan şekli Kuytuca köyünün gençlerine buradan teşekkür ediyorum. Evet, onların derdi de büyük. Bir de olayın başka bir boyutu var. Şimdi tamam, kız oğlana şartını sunuyor. Diyor ki, ben seninle evlenirsem beni İstanbul'a götüreceksin. Tamam, şart kabul edildi. Düğün, dernek, govan, davet, zor ne bilmiyorum ne. Tamam, İstanbul'a gidildi. Bir ev kiralandı. Tabi Bebek'te kiralanmıyor, Sarıyer'de kiralanmıyor. Bomonti'de, Şişli'de, Kadıköy'de, Üsküdar'da kiralanmıyor. Nerede kiralanıyor? Sultanbeyli'nin böyle eteklerinde, dağın başında. İşte Arnavutköy'de, işte bilmiyorum nerelerde. Kira